Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 5. bölüm 4. testindeyiz. Benzerlikle alakalı bir test, pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Paralellik verilmiş ve açıortaylar verilmiş. Artık öğrendiniz. Hemen Z'ye dikkat. Nokta açısı hocam. Z'ye dikkat. Çizgi açısı hocam. Yani şu parça ile şu parça eşit oldu. Hatta şu parçayla da şu parça eşit oldu. Ali Bey uzunluğunu 12 demiş. AC uzunluğunu 18 demiş. Boyalı üçgenin çevresi isteniyor. Tamam bitti. X ise X. Buraya 12 eksi X mi kaldı? Evet. Y ise Y. 18 eksi Y mi kaldı? Evet. Çevreye bak bakayım ne var? Hocam 12 eksi X artı 18 eksi Y artı Y artı X var. X'ler Y'ler ne oluyor? 12 ile 18'in toplamı yapıyor. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 30 yaptı birinci soruda. Geldik 2'ye. Paralellikler verilmiş. 9 verilmiş. Başka herhangi bir şey verilmiş mi? Verilmiş tabii ki. Bakın şurası. Fatma Hüseyin uzunluğu 3K iken FC uzunluğu 7K verilmiş. Hemen yazalım. FC uzunluğu 7K. Fatma Hüseyin 3K. Evet şurası 3K. Tamamı 7K ise burası 4K oldu. Arkadaşlar bir kelebek benzerliği var galiba burada. Kelebekteki oran 3'e 4. Yani burası 3 A ise burası 4 A mıdır? Evet. Olay bitti mi? Bitti gibi. 3 bölü 4 oran var ya. 3 bölü 4 orandan 3 enken 4 en olur. Burası en olur. Çünkü tamamı 4'en olduğundan. E hocam 3'e 1 oran var. E burada da 3'e 1 oran var mı? Var. Hatta burada da 3'e 1 oran var mı? Var. Şimdi burada bir temel orantı uygulayacak olursak 9 ve x'e ait. Çünkü bunlar da paralel. Dolayısıyla 3m bölü 4m eşittir. 9 bölü x'ten 3 katı 3 katı x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Evet. İkinci sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. Üçüncü soruda ne verilmiş? KL ile KM'nin çarpımı KL ile KM'nin çarpımı isteniliyor arkadaşlar bizden. Öncelikle şuraya baktığımız zaman sayılar zaten bize her şeyi belli ediyor arkadaşlar. Şu sayılara baktığımız zaman ne var? Hocam bu sayılara baktığım zaman benzerlik var. Kelebek benzerliği. 2'ye 3 oran var. Yani burası 2a iken burası 3a, burası 2b iken burası nedir arkadaşlar? 3b. Şimdi hem KL'yi hem de LM'yi bulmaya çalışacağım. KM'yi bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar K şu paralel verilmiş mi verilmiş? E burada bir temel orantı var. Ya şurada şekil karışacak diye 2'ye 3 oran var ya burada da 2'ye 3 oran vardır. Hocam 2'ye 3 burada da 2'ye 3 oran vardır değil mi? Şunları şöyle yazalım isterseniz. 2M'e 3 m şeklinde yazalım. Şimdi şu temel orantıya bakacak olursak 2 bölü 5 2 bölü 5 km bölü neye eşittir? 30'a eşittir. 6 katı 6 katından dolayı km'yi 12 bulduk. Burada da yine 2 bölü 5 2 bölü 5 L, LK ya da KL KL bölü yine 30'a eşittir arkadaşlar değil mi? Şu KL bölü 30'a eşittir. E burada da 6 katı 6 katı KL'yi de kaç bulduk? 12 bulduk. Bizden bu ikisinin çarpımı isteniyor. Biri 12 diğeri de 12. Çarpımları da kaç yaptı arkadaşlar? 144 yaptı. Dolayısıyla 3. soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Aa bir ara çeyim eşitleriymiş. Hemen şey yapalım arkadaşlar. E, ortak açı kalıbı. Ama niye içeride şu çizgiyi vermiş? Ona da bir bakalım. Bakalım soruda ne demiş? AD ile AE birbirine eşit demiş. Hmm. Tamam burası x iken burası neymiş? x. Başka BD de 5 birim. Şurası 4 birim. Valla burada açıya dalacağız. Önce o kalıbı bir unutalım isterseniz. Hocam burası alfa ise burası da alfa. Çünkü, çünkü x kenarlığı vermiş bize. E ben buraya beta dersem. iki iç açının toplamı bir dış açıdan alfa artı beta oldu burası. Hocam burası da alfa artı beta oldu. E, burada da iki iç açı bir dış açı. Burası da beta mı oldu? Evet. Bakın şu üçgene. Hocam şu üçgen ve şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Çünkü her ikisi de alfa beta 3. açı çift çizgi dersem alfa beta 3. açı çift çizgi. Bütün açıları eşit işte oldu. Başlayalım. Alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı 4 e oranı. Beta'nın karşısı 5'in. Beta'nın karşısı x'e oranı. x kare eşittir 20'den. x buradan ne geldi? Kök 20. Bu 4 x 5 yaptığından 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabımız 2 kök 5 mi oldu gençler? Evet. Dördüncü soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 5'e. 90'lar düşüyor Ne yapacaksın? Tabii ki alfa beta'ya alacağım hocam. Çünkü 90'lar var burada. Bir sürü 90. 2 ya da 2'den fazla olduğunda tabii ki alfa beta'ya alacağız. Bu da x, bu da x, bu da x. Dal kardeşim alfa Alfa, beta, alfa, beta, alfa ve beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Başla bir yerden. Alfanın karşısı x'in soldan başladı. Alfanın karşısı 5'e eşittir. Beta'nın karşısı 4'ün. Beta'nın karşısı x e oranı. x kareye 20'den biraz önce bulduk zaten. O da 2 kök 5 yapıyor arkadaşlar. Evet Kaçıncı soru? Beşinci sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik altıya. Hocam alanlar eşit verilmiş. Hmm, X artı Y nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki şurası A alanı, burası A alanı, burası da A alanı olarak verilmiş mi? Verilmiş. Şimdi ben X'i bulmak istiyorsam hocam X ve 18'e bakacağım. Benzerlik oranı nedir? X bölü 18. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına mı eşittir. Evet A bölü tamamı 3A. A bölü 3A'ya eşit. Her iki tarafın kare alırsam x bölü 18 eşittir 1 bölü kök 3 yaptı. O zaman x'i buradan ne buluruz? 18 bölü kök 3 buluruz. Kök 3 eşitliğine çarparsak 18 kök 3 bölü 3. Yani 6 kök 3 çıktı arkadaşlar. Evet x 6 kök 3 bulduk. Y'ye bakalım. Y'de şu ve şundaki paralellik de yok mu arkadaşlar? Evet. Benzerlik oranı burada ne arkadaşım? Y bölü 18. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Bu sefer Y'ye kadar olan kısmın alanı 2a, 2a bölü tamamını alan olarak 3a'ya eşittir. A'lar gitti, karekökünü aldık her iki tarafın. O zaman y bölü 18 eşittir. Ne geldi? Kök 2 bölü kök 3'e eşit oldu. Ee, o zaman burası da Y'de de ne eşit oldu arkadaşlar? 18 kök 2 bölü kök 3'e eşit oldu. Bu 18 bölü kök 3, 18 kök yani kök 3'le çarptığımız zaman 18 kök 6 bölü 3'ten 6 kök 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Evet. Buradan y'yi 6 kök 6 bulduk arkadaşlar. Y 6 kök 6. Bizden x artı y isteniyor. Hemen yazalım o zaman. x artı y neye eşittir? 6 kök 3 artı 6 kök 6'ya eşittir. O da 6 kök 3 parantezine alındığında 1 artı kök 2'ye eşit oluyor. Evet cevabımız böylelikle edremit oldu. Hem benzerlik hem de alan işin içine girdiğinde ne yapıyorsunuz? Benzerlik alan ilişkisi. Tamam hadi bakalım 7. sorudayız. Arkadaşlar neler verilmiş bize x isteniyor. Ya siz böyle hemen geniş açı gördüğünüz zaman dışarıdan dik çiziyorsunuz da ben onu çok tasvip etmiyorum. Aa, burada ad ile dc'ye eşit vermiş. Evet dışarıdan dik bu şey olaydan dolayı çizilebilir aslında. Dik çizdiğinde aslında bir de orta tabanda çizmiş oluyorsunuz. Buradan yapılabilir. Ama benim size öğrettiğim yönteme ve tekniğe göre siz bu soruyu nasıl yapmalısınız? Yıllardır eğittiğim tekniğe göre Hocam eşitlik var burada. O zaman orta taban çizelim. Eşitliğin olduğu yerden D'nin olduğu yerden bir orta taban çizeceğim. Ya buraya paralel çiz ya buraya paralel çiz. Hiç fark etmez. Aha da buraya paralel çizdim. Şunlar birbirine eşit mi? Evet. Hocam paralelse Z'den dolayı 90. 4 kök ise burası da 2 kök kim yapar? Evet. 2 kök 2, 2 kök ki kök katından dolayı burası 4 yapar. Burası da 4 yapar. X de buradan kaç yapar o zaman? 8 yapar. Bu da iyidir. Ha şurada bir tehlike var. Siz böyle dik çiziyorsunuz ya. Yani her gördüğünüz geniş açılı üçgende dik çiziyorsunuz. O tehlikeden dolayı ben hep böyle e, şu yolla eşitliğin olduğu yerden paralel çizme yöntemiyle yapmayı gayret ediyorum. Amacım sizlere böyle yanlış yoldan götürmek değil arkadaşlar ondan dolayı. Oradan çıkıyor mu bu soru? Tabii ki çıkıyor. O da ayrı bir konu. Evet yedinci soru Adana. Aa Adana dedim. Tamam bu sefer Adana olsun. Akçay olmasın. Adana oldu geldik 8'e Paralellik verilmiş mi? Verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel verilmiş. Başka şunlar da birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar şu çizgiyle de şu çizgi birbirine paralel verilmiş. Şuralara baktığınız zaman şurada bir taban çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Çünkü niye? Hocam hem şunlar paralel hem de eşitlik var. Orta taban çıktı. 2 ise burası nedir? 2'dir. Sonra hocam şurada da bir taban var. Bak 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 şuraya bak. Niye oraya baktım? Şu birden dolayı oraya baktım. Şurada da bir ort taban var. Buradaki ort tabandan 1 ise burası da 1 midir? E burada da bir ort taban vardı. 1 ise burası 2 mi yaptı? BAC'nin ölçüsü isteniyor bizden. E bitti. Burası da 90 derece değil mi? 90'ın karşısı 2 iken hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. E kırmızılar da paralel. Burası da 30 derece yaptı. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 8. soruda Cihan oldu. Geldik 9'a. Paralellik verilmiş mi? Verilmiş. Neresi? Hocam şununla şunu paralel vermiş. E düzgün çiz Kenan Hoca. Hop çizdim tabii ki hemen. Şunlar paralel. E hocam bunlar paralel deyince bak 2'ye 2 var. Burada bir ort taban var mı? Var. Hemen şu ort tabanı fark ettik. Neresi 12 verilmiş? BC 12 verilmiş. Tamam. Önce benim şurayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağım? E, şu 12'ye bakarak. 12'ye baktığında şu büyük üçgeni mi görüyorsun? Evet. Burada bir temel orantı var mı burada? Var. 6 bölü tamam 8 eşittir. GE bölü kaç? 12. Hocam 2'ye böl 2'ye böl 4 3. 3 katı 3 katı o zaman GE'yi kaç bulduk? 9. Hocam burası 9'sa şurada da bir ort taban yok mu? Şununla şu birbirine paralel 9'sa burası 18 olacağından. 12'si buradaysa 6 mı kaldı buraya? Evet CD'yi de böylelikle 6 bulmuş olduk. 9. soruda cevabımız C. Han oldu. Geldik ona Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Dal kardeşim. Alfa beta alfa beta. A bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eş olduğuna eş oldu. Madem eş alfanın karşısı 9 alfanın karşısı 9'dur. Bu arada burası k iken burası 2k verilmiş. k iken ec uzunluğu 3k verilmiş. E ben bunun tamamını 9 buldum zaten. 3k eşittir 9 ise k'yı buradan 3 buluruz. k buradan 3 ise pardon. AE K iken EC 2 kydı Burası 2K. Evet toplam 3K 9'a eşit. K'yı 3 bulduk. O zaman burası 6 mı çıktı? Evet. Artık ne yapacağız? Pisagor. Hadi Pisagor'u yap bakalım burada. Pisagor'u yapıyoruz arkadaşlar. Ee, X'in karesi X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesinden mi yapıyorsunuz hala? Sakın. X nedir? Hocam 9 ve alttaki ortak çarpan 3. 3 çarpı 2 burası. 3 çarpı 3 burası. O zaman burası da 3 çarpı kare içinde Geri kalanların kareleri toplamıdır. 4 artı 9'a eşittir. Yani 3 kök 13'e eşittir arkadaşlar. O zaman cevabımız ne çıktı? 10. soruda edremit oldu. Geldik 11. soruya. Vallahi arkadaşlar bakın soruda ne verilmiş? DB uzunluğu 4K burası 5K verilmiş. Burası 4K'yı yazıyorum. BC'yi de DB'yi de DB ve DE. Aa ilginç bir yerde. DB ve DE. Heh. Burası 5K verilmiş. BC'yi 12 vermişler. O şurası 12. Şimdi bizden ne istenildi? X. Hocam ben burada oranlamanın mantığını kullanmak zorundayım diyeceğim ama hiçbir oran yok. Şu açıların eşitliğini kullanmak zorundayım o zaman ben burada. Başka bir şey verilmemiş değil mi? DBC doğrusal denmiş. Şurada bir 4K'ya 5K verilmiş. Başka da bir şey yok arkadaşlar. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Şurada ne yapmalıyız? Bu açıları eşitliğini kullanmak zorundayız. Sadece bu açıları yazsam hocam kenar açı kenar yok ki alfanın kolları yok burada bu üçgende. O zaman şöyle güzel bir hamle yapmalıyım. Nasıl yapmalıyım biliyor musun? Yan yana getirmeliyim. Yan yana ancak ben şuradan şöyle paralel çizgi çizdiğim zaman getirebilirim. Çünkü yöndeşlikten burası da nokta açısı olmuş olur mu? Olur. Hocam nokta açısı oldu mu burada? Oldu. E burada bir açı ortaylık var mı arkadaşlar? Var. Açı ortayın dikkat edin. Sol tarafında bir oran var. Sağ tarafında da bir oran aynı mı olacak? Evet. Yani burası 5 enken burası da 4 en mi olacak? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız hocam? Burada temel orantı var. 4 enin 12 oranı. 4n'in 12 oranı eşittir. 5n'in X'e oranına olmaz mı? Olur. Bak n'ler gitti. Buradan buradan 4 ile 12 sadeleşince 3 kaldı. 3 kere 5 15 mi yaptı? Evet x de böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. 11. soru denizli çıktı. Güzel bir soru ama şu açıların arasındaki ilişkiyi kurabildiğin zaman çözebildiğin zaman sonuca ulaşırsın. Ben böyle yaptım. Sen istersen şöyle dışarıdan da paralel çizebilirdin. Sana kalmış. İstediğin yerden yapabilirdin. Her türlü ya da farklı bir teknikle açılar arasındaki ilişkiyi sen bulabilirdin. O senin bileceğin iş. Ben böyle fark ettim. Bunun yan yana getirmek. Şöyle paralel çizince yan yana getirdim. Neyse geldik 12'ye. Alan dağıtmam var. Evet. Burası 3K. Burası 2K. DC uzunluğu 2K. BD uzunluğu 3K'yı yazdık. Başka? Şunlar birbirine paralel verilmiş. Başka? şu parçayla da şu parça birbirine paralel vermiş. Arkadaş şu paralelliğe baktığında 2'ye 3 oran varsa 2 ise burası da 3 en midir? Evet. Şu paralelliğe baktığın zaman 3'e 2 oran varsa burası da 3 en ise burası da 2 en midir? Aynen öyle. Şimdi şunun çevresini vermiş bize. Neyin çevresini vermiş? DF'nin çevresini vermiş bize. Bizden ne istediğini ABD'nin çevresi. Hocam şurada ee, ne yapabiliriz? 3 bölü 5 oran var. Yani burası 3 3 bölü 5 oran. Hmm. Çevresi. Ya hocam aslında hiç bu kenarları M, A, B falan şeklinden bulmaya gerek yok. Sonuçta bu üçgenle büyük üçgenin kıyaslaması isteniyor değil mi? Büyük ihtimalle bu üçgenle büyük üçgen benzerdir. Zaten paraleller var. Bak şimdi. Şurada kaç nokta açısıysa Z'den dolayı burası da nokta. Yöndeşlikten dolayı burası da nokta yaptı mı? Yaptı. Sonra buraya çizgi açısı dersem. başka şu şöyle bir Z açısı var mı? Var. Ve ABD üçgen isteniyor bak çizgi açısı. Nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgi. E, nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgi. Temel orantıdan çıkar mı diye baktım da e, çıkardı aslında. Şuradan temel orantı yazıp da, da yine çıkartabilirdik aslında arkadaşlar. Ama gerek kalmadı. Çünkü buradan daha güzel bir şekilde oldu. Hani diğerlerinin kenarlarını da yazabilirdik ama bu yolu tercih ettim. E, burası da ne oldu? Nokta çizgiyse üçüncü açı çift çizgi. Yani senin şu üçgenle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Benzerlik oranı noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı 5 değil mi? Evet. Benzerlik oranı 2m bölü 5m eşittir. Aynı zamanda çevreleri oranına eşittir. Küçüğün çevresi 18 o mavi BDF'nin yani BDA'nın çevresi ya da ABD'nin çevresi X diyeceğiz arkadaşlar. Anladınız mı? Yani benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına eşittir. Benzerlik oranı noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı 5. Çevresi 18'miş. O zaman bunun çevresine de x diyecek olursak 18 bölü x. Yani bu çevre a, b, d, x dedik arkadaşlar. Bu 9 katı 9 katı kaç yapıyor? 45 mi yapıyor? Evet x'i buradan böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 45 bulduk. Bu da güzel bir soru. Uzun yoldan yapabilen arkadaşlar da olabilir burada. Ama biz böyle bu yoldan daha kısa bir şekilde yaptık. Evet 12. soru böylelikle denizli oldu. Ve böylelikle test 4'de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.